Meltem ekranlarından iyi akşamlar sayın seyirciler ve yine bu kez de haftanın sohbeti programıyla karşınızdayız. Bu programda da bize ayrılan süre çerçevesinde gündeme dair pek çok analizi ve pek çok bakış açısını masaya yatıracağız. Özellikle son zamanlarda Rusya'nın G20 girişimiyle hedefine ulaşamayan saldırı planları Suriye'yi zafere götürdü. Bugün Suriyeli yetkililer tarafından Rus basınına verilen demeçlerde Rusya sayesinde zafer elde ettik denildi. Peki Rusya bu gücü nasıl kazandı? Suriye'ye nasıl zafer ilan ettirdi? Bütün bu konuların boyutlarını sizlerle beraber paylaşacağız. Hem Rusya'nın ekonomisinden tutun da dış politikasına kadar yıldızı parlayan bu ülkenin yeni versiyonunu ve yeni bakış açılarını masaya yatıracağız. Ben hemen konuklarımı tanıtmak istiyorum. Araştırmacı yazar Harun Kayacı beyefendiler ve yine araştırmacı yazar özellikle o bölgeden bir insan olarak Ahmet Hamdi Kepekçi beyefendiler bizlerle birlikte olacak olan isimler. Sayın Kayacı, sözü size vermek istiyorum ve bu konuya dair herkes bir şeyler söylüyor, herkes bir şeyler ifade ediyor. Sizlerle uzun yıllardan beri tanışığız ve bu noktada sizin Türkiye'nin doğu bölgelerinden tutun da Rusya, Türkiye Cumhuriyetlerine kadar pek çok detayınız, pek çok detaylı bilginiz söz konusu, analiziniz söz konusu. Özellikle son zamanlarda Rus politikasını da çok yakından takip ediyorsunuz. Ben şöyle sormak istiyorum. Türkiye'de siyasetçiler diyor ki değerli yalnızlık. Rusya da diyor ki hayır, biz bu konuda zaferi çoktan ilan ettik. Adeta siz değerli yalnızlığınızı ilan ede görün. Türkiye'de neden böyle söyleniliyor? Çok farklı fraksiyonlar var. Pek çok şey söyleyebiliriz. Mesela başbakan darbecilere karşıyız diyor Mısır'da. Fakat Sudan'da katliamlara imza atan Ömer el-Beşir'i Türkiye'de kucaklayarak karşılıyor. Yine Sayın Başbakan'ın politikaları çerçevesinde hükümetin politikalarına bakmış olduğumuzda Irak'ın başbakanı, cumhurbaşkanı varken biz Irak'ın cumhurbaşkanı ve başbakanı bir kenara bırakarak Enerji Bakanı Taner Yıldız'ın Kuzey Irak'ı direkt ziyaret etmesiyle büyük bir gedik açıldı Türk-Irak ilişkileri çerçevesinde. Ve yine Türkiye'de Suriye ilişkileri zaten malum, söylemeye gerek yok. Fakat Türkiye Azerbaycan'la da çok ters düştü Ermenistan politikası çerçevesinde. Bütün bunları ele alacağız, bütün bunları konuşacağız. Rusya'nın tavrı ve Türk dış politikası dediğimizde, değerli yalnızlık, zafere giden yol diye karşılaştırdığımızda olaya nasıl bakıyorsunuz? Evet, teşekkür ediyorum. Bizi izleyenlere hayırlı akşamlar, hayırlı geceler diliyorum. Şimdi aslında biraz da dış politikayı konuşacağız. Çünkü zincirleme sorular onu evet. getiriyor. Aslında Rusya'yı ortaya koymadan önce bence Amerika Birleşik Devletleri'nin içinde bulunduğu durumu biraz özetlemek lazım. Buyurun. Bir, Amerika'nın resmi rakamlara göre borcu 16.7 trilyon dolar. Fakat Kolombiya Üniversitesi'ne verdikleri bir şeyde, Başkanın Obama'nın verdiği bir görevde, bunların yaptığı bir araştırmada, yani gayri resmi, daha doğrusu reel borçları 40 trilyon dolar. Bugün Amerika Birleşik Devletleri, bugün işte şov yapmaya çalışan, işte dünyada tek hakimim diyen, demeye çalışan, Amerika'nın şu anda ekonomik olarak içinde bulunduğu durum bu. Yani resmi rakamlar 16.7 trilyon dolar ama yine kendi üniversitelerinde yapılan ciddi bir araştırmada ise 40 trilyon dolar borcu olan bir ülkeden bahsediyoruz. Bu bir. İki, Amerika bugün çok ciddi bir toplumsal kargaşanın içerisinde. Yani hala bir ırk ayrımının ayyuka çıktığı, insanlar doğuştan kendi ellerinde olmayan renkleri siyah olduğu için veya esmer olduğu için horlanan, insan yerine koyulmayan ve belli illerle beyazlarla zencilerin ayrıldığı, kamplara bölündüğü bir ülke. Aynı zamanda özellikle hatırlayınız Wall Street'teki yapılan yürüyüşler, protestolara bakarsanız Amerikan halkı yani zencisiyle, beyazıyla hep beraber ekonominin %1 yani kapitalizmin kaymağını %1'in yediğini ve bunu yerken de %99'un sırtına bindiğini ifade ettiler.
Yani bunları hatırlayınız, bunları gördük biz. Diğer taraftan işsizliğin, işsizin alabildiğini olduğu, evsiz, parksız insanların milyonlarca köprü altlarında yattığı, cinayetlerin kol gezdiği bir ülke. Ve Amerika'nın tarihi siciline baktığınız zaman da gerçekten Amerika atom bombasını hiç göz kırpmadan Little Boy dedikleri, küçük çocuk dedikleri bir bombayı Hiroşima'nın tepesine atmışlardır. Hala da kadınlar o bombanın etkisiyle beraber çocukları aksak doğmada, 90 doğmadadır. Aynı Amerika yine atom bombasını Nagasaki'ye atmıştır. Yine yüz binlerce insan ölmüştür. Haksız yere Vietnam'a girmiştir. Vietnam'da bir hezimetle çıkmıştır ama binlerce, on binlerce insanı katletmiştir. Aynı Amerika Afganistan'ın yeraltı kaynaklarını sömürmek için ilk önce hatırlayın Rusya karşı arkadan Rusya'nın Afganistan başında olan sakallı ve cübbelileri desteklemiştir. Daha sonra da onlarla beraber Afganistan halkına zulmetmiştir. Aynı Amerika Türkiye'nin başrolünü oynadığı, havadan karadan destek verdiği 1,5 milyon insanın ölmesine vesile olmuştur. Ve öyle ki kadın demeden, çocuk demeden, yaşlı demeden hiçbir kural ve kayda önünde, yani hiçbir kural tanımadan hepsini katletmiştir. Evet. Oysa bizim bildiğimiz teröristler hiçbir kural ve kaydı tanımazlar. Düzenli orduların kuralı ve kaydesi olması lazım. Yani bir ülkenin düzenli ordusu karşı ülkenin düzenli ordusuyla savaşır. Ama maalesef Amerika'nın hiçbir ahlak değerlerine uymadığı için camiye sığınanları, türbelere sığınanları, çocukları ve kadınları gözü kırpmadan katletmiştir. Hatta daha ötesi, o ülkenin kadınlarına tecavüz etmişlerdir. Evet. Ha bunu bu noktaya gelmişken, tabii bu Amerika'nın günahıdır, tarihi böyledir, doğrudur ama yakın tarihimizde Afganistan'dan tutunuz, Irak'a, Irak'tan efendim Mısır'a, Mısır'dan Libya'ya kadar maalesef Türkiye kendi tarihine ters düşerek Türk İslam tarihinde görmediğimiz, işitmediğimiz, duymadığımız, okumadığımız bir tarzda ehli salibin yanında olarak, Hristiyan ordularının yanında olarak ve Müslümanların katletmesine en hafiften seyirci kalmıştır, destek vermiştir, yardım etmiştir ve onun da ötesinde maalesef Başbakanımız Amerikan askerlerinin orada 1,5 milyon insanı öldüren ve 60 bin Müslüman annelerimizi, bacılarımızın kirleten Amerika askerine de burnu kanamadan ülkelerine dönmesini için dua etmiştir. Şimdi bunları nasıl anlayacağız, nasıl yorumlayacağız biz? Böyle bir mantık olabilir mi? Böyle bir akıl tutulması olabilir mi? Bu nasıl bir şeydir? Ben anlamakta zor çekiyorum. Yani herhangi bir gönlünde iman olan bir nineye, bir beyefendi, bir dedeye, bir amcaya çevir. De ki amcam, Hristiyanlarla beraber ismi Ahmet, Mehmet olan Müslümanların ölmesine rıza gösterir misiniz? Diyeceği şey, oğlum bu küfürdür. Müslümanın kanı Müslümana haramdır. Böyle bir şey olamaz. Bu bizim tarihimize, kültürümüze, inancımıza, geleneğimize ters. Biz evet, biz Müslüman olarak hep mazlumun yanında olmuşuz. Mazlum devletler bazen Müslümana değiller de mazlum oldukları için onu korumuşuz. Ama biz göğsümüzü siper etmiş olduğumuz ülkeler ehli salip dediğimiz Hristiyanlardır, Musevilerdir, Haçlı Seferleri vesairedir. Şimdi Başbakanımız, yani sorunuza cevap vereceğim, ondan endişe olmasın ama bir şey söylemek istiyorum. Başbakanımız bu Suriye Savaşı'nı nasıl bir mantıkla, ya çok yoğun, tarihe girmeyebilir, tanışmanları bunu yanıltıyorlar. Çanakkale Savaşı ile savaşındaki Türkiye'nin durumunu Suriye'deki şu andaki durumdan özdeşleştiriyor. Bu nasıl bir mantık? Biz Çanakkale'de ehli salibe karşı varlık ve yokluk mücadelesi verdik. Öldürdüklerimiz, daha doğrusu topraklarımızı işgal ediyorlardı. Daha nerelerden gelmişler? Boğazımıza kadar gelmişlerdi. Yani biz onları davet etmedik. Onlar ülkemizi işgal etmek için geldiler. Bize topraklarımıza tecavüz ettiler. Bizi yok etmek istediler. Bizler de
göğsümüzle, imanımızla, mücadelemizle. Hatırlayınız, ben Trabzon Lisesi mezunuyum. O yıllarda Çanakkale Savaşı'nda bir tane mezun vermedik. Gencecik çocuklarımız orada şehit oldular. Ya bu nasıl bir mantıktır? Yani siz daha ötelerden gelen ve kendi topraklarımızı çiğnemeye kalkan, namusumuzu çiğnemeye kalkan, inancımızı çiğnemeye kalkan, bizlere efendim bizi işgal etmeye kalkan ehli salifle mücadele vermek nere? Bugün Suriye'deki Müslümanlara Amerika'nın ve İsrail'in menfaatleri için savaş açmak nere? Bu nasıl bir mantık? Ben bunu anlamakta vallahi zor çekiyorum. Olsa olsa diyorum ki o zaman ya bu başbakan zamanı çok tarihi de unutmuş olabilir. Yani rahatsızlığı var, o da olabilir. Bundan normal şey. Ama danışmanları da yanıltıyorlar olabilir. Ama bunu anlamakta zor çekiyorum. Şimdi niye bunu söyledim? Bir süreç. Amerika bu. Bir şey daha söyleyeyim Amerika için. Amerika bugün askeri korkak, askeri savaş istemiyor. Toplum da savaş istemiyor. Ama Amerikan halkını düşünen yok. Amerika'nın efendim mazlum halkını düşünen de yok. Onlar savaş baronları diyelim. Global tefeciler, kanla beslenenler, savaş araçları satarak, silahları satarak beslenenler buna iştahı artabilir. Ama Amerikan halkı da buna karşı, askeri de buna karşı. İşte böyle bir Amerika var. Onun için hiç kimse Amerika'nın bugün süper güç olduğunu ifade etmesin. Amerika her an yıkılabilecek. Zaman olup tabii de ekonomik olarak birkaç soru sorarsanız Amerika ile ilgili burada birkaç şey söylemek istiyorum. Yani Amerika şu anda her an batabilecek ve battığı zaman da hiçbir iradenin kurtaramayacağı bir ülke noktasına gelmiştir. Bunu bir defa görmemiz lazım. Bir cümle söyleyeyim. Bugün Amerika'nın kendi ülkesinin dışındaki topraklarda bulunan, karşılığı olmayan paranın onda biri Amerika'ya dönerse ne olacak Amerika'nın hali? Amerika'nın hali ne olacak? Onu kim kurtaracak? Ve buradan bir noktaya geleceğim. Şimdi Rusya'da dediniz. Rusya aslında G20'de, daha doğrusu Amerika'nın en büyük korkusu. Rusya, bak altı çizerek söylüyorum. 2007 yılında yanılmıyorsam, Rusya'dan gelen Profesör Doktor Viktor Minin Bey, Haydarbaş Bey ile beraber belki yaklaşık mübalağa etmiyorum 8 saat süren bir toplantıda, özel bir toplantıda şunu sormuştur. Hocam dedi, Amerika batmıştır. Hocam dedi ki, Sayın Minin yanlış düşünüyorsunuz. Amerika batmadı. Kapitalizmin battı ama Amerika batmadı. Niye biliyor musun dedi. Rusya'da dolar var mı? Var dedi. Geçerli mi? Geçerli. Çin'de var mı? Var. Geçerli mi? Geçerli. Türkiye'de var mı? Piyasada var. Geçerli mi? Geçerli. Amerika'nın karşılığı olmayan parası dünya ülkelerinde dolaştığı müddetçe Amerika batmaz. Kağıdını boyatır, satar, dünya ülkelerin emeğini alır. Peki ne olacak hocam dedi. Aslında anladık ki bir şey almak için gelmiş. Çok basit oğlum dedi. Sayın Bilin çok basit. Yapılması gereken milli devletler ihracatlarında ve ithalatlarında milli paralarını kullanacaklar. Özet dedi. Siz dedi Çin'den bir mal mı alıyorsunuz? Siz Çin'e yuan vereceksiniz. Çin sizden mal mı alıyor? Size ruble verecek. Milli paralar devreye girdiği zaman emeğin, o ülkenin emeğinin karşılığını almış olur devletler. Ama siz kendi emeğinize, üretiminize karşılığı olmayan bir paraya verirseniz sömürülmüş olursunuz. Dedi ve gitti. Ondan sonra hatırlayın Putin, biz bundan sonra işte hatta Türkiye'de katarak kendi aramızdaki alışverişlerimizi milli paralarımızla yapacağız dediler. Ama bunu bir öteye taşıdılar. Bunu nereden aldılar? Milli ekonomi modelinin paraya getirdiği yorum, paraya getirdiği yeni tanımlar ve dünya ülkelerini sömürülmeden nasıl ekonomik olarak sürekli büyümeyi sağlayabilirler? İşsizliği nasıl ortadan kaldırabilirler? Gelir dağılımındaki adaletsizlik nasıl ortadan kalkar? Bu eserde var. Onun için Haydar Bey'in, tabii ela gözüne haves değil Ruslar ama Haydar Bey'in elinde öyle bir mucize bir eser var ki. O eser milli ekonomi modelini 2005 yılından beri bu Ruslar ve A plus olan bu ekonomistler niye bunu takip ettiler? Bu tezi alıp uygulamak için,
Ve nitekim biliyorsunuz 27 Şubat'ta tezin komple uygulama kararı aldılar. Evet. Şunu demek istiyorum, Rusya o turuncu devrimlerle yıkılma, dağılma aşamasına gelen Rusya milli ekonomi modelini hayatlarına geçirdikten sonra ne oldu biliyor musunuz? Rusya Amerika'ya meydan okumaya başladı. Çünkü artık biz kapitalist değiliz. Komünizmimizden bıraktık komünizmi ama kapitalizme mahkum değiliz. Bizim elimizde bizi ekonomik olarak dimdik ayağa kaldıracak ve kaldıran milli ekonomi modeli uyguluyoruz. Bu bir meydan okumadır. Onun için aslında Haydar Başbey'in tezi hem Amerika'yı ayağa kaldırdığı gibi aynı tez Rusya'nın Amerika'nın batmasına vesile olmuştur. Ben şurada şunu iddia ediyorum ve ispat edebilirim ki bugün Rusya ekonomik olarak, Rusya bugün özellikle savaş teknoloji ve teknolojik olarak Amerika'dan bak bir gömlek değil, iki gömlek daha önde olan bir devlettir. Onun için bugün Suriye olaylarında ne oldu Amerika'ya, Fransa'ya ve İngiltere'ye? Herkes diyor hani, Esad da gidecek. Ve Türkiye'ye, işte Esad gidecekti, o olacaktı, kaç gün kalacağız, ne kadar yapacağız? Ne oldu bunlara? Hangi değnekteydi bunlara? Amerika'nın, işte Rusya'nın elinde milli ekonomi modelinden güç alarak dimdik ekonomisi ayakta olan ve gücü olan Rusya dur dediği için böyle oldu. Hatta çok enteresan, Amerika bir kıyak da yaptı. Sen dedi öyle bir bataklığa girdi ki buradan çıkamayacaksın. Gel sana bir akıl vereyim. Neydi o akıl? Ya burada kimyasal silah var diyorsunuz ya. Evet, satılmış. Sizin sattığınız, Avrupalıların sattığı silahlar var. Bunları biz alalım bunun elinden. Bakın, bunu imha edelim. Yani Amerika'da yol gösterdi. Onun için ben geçen bir yerde söyledim. Rusya'nın, Amerika'nın ne yapıp yapamayacağı, ne yapacağı, Amerika'nın ne yapmayacağına. Ne yapmayacağı, Rusya'nın ne yapacağına bağlıdır. Yani işi belirleyen Rusya'dır. Evet. Onun için bugün dünya konjonktüründe Rusya geldiği nokta itibarıyla beraber dünya siyasetini yönlendiren noktaya gelmiştir. Onun için bugün Türkiye'de ne oldu? İşte yalnız kaldı. Siz kutsal yalnızlık, aslında kutsal yalnızlık dış politikada Türkiye'nin iflasının adıdır. Kutsal yalnızlık. Değerli yalnızlık. Tabii canım, niye siz kalktınız, komşularınız kafir mi? Hristiyan mı? Musevi mi? İsimlerin Akop, Yakop mu? Hans mı? Johnny mi? Suriye'deki insanlar Ayşe, Fatma, Ali, Hasan, Hüseyin. Irak'taki de böyle, Libya'daki de böyle, ne bileyim diğeri de böyle. Sen şimdi ve Osmanlı'nın Hinterland'ı da bu. Yani hala Osmanlı'nın eserleri olan çarşıları var, pazarları var. Sen bu ülkeleri kardeş yapacağına, sırt sırta vereceğine, kol kola gireceğine, bölgede abi olacağına, sen bölgede bütün Müslümanları küstürmüşsün. Onların yok olmasına, ülkelerin parçalamasına vesile olmuşsun. Yeraltı kaynaklarının sömürülmesine vesile olmuşsun. Düşman etmişsin ve bu düşmanlığa, bu yalnızlığa kutsal yalnızlık diyorsun. Bu başarısızlığın, dış politikada iflasın herhalde adını böyle koymuşlar. Evet, Sayın Kayacı bu konulara değinmişken ben hemen size de şunu sormak istiyorum. Ne oldu da değerli yalnızlık oldu Suriye politikası bizim için? Çünkü tam aksine soru bu başta ama bunun altını dolduracak olursak çok aksi söylemler var. Mesela Dışişleri Bakanı Sayın Davutoğlu diyor ki biz Suriye için savaş çığırtkanlığı hiç bu zamana kadar yapmadık ki diyor. En basitinden. Şimdi... Öncelikle kıymetli izleyicilerimize iyi akşamlar diliyorum. Sadece Türkiye değil, bölgemiz aynı zamanda dünya çok kritik bir süreçten geçiyor. Şimdi aslında Amerika ile Rusya'nın Suriye konusunda anlaşması her ne kadar efendime söyleyeyim savaşı engellemiş ise de bu çatışma, bu süreç devam edecek. Neden devam edecek? Dikkat ederseniz işte bu süreçle beraber efendim Rusya Başkanı Putin ciddi manada bir güç kazandı. Hatta Amerikan basını bile artık Amerika'nın imaj kaybettiğini, dünya liderliğini kaybettiğini yazıyor. New York Times gazetesine Putin'in gönderdiği mektup vardı. Orada çok net Amerikan halkına bir seslenişte bulundu. Orada düşüncelerini, ifadelerini, dünya konjonktürü, Birleşmiş Milletler penceresinden, insan hakları penceresinden çok net ortaya koydu. Bunun üzerine Amerika'da muhalif kanat, dünya kamuoyu
ve de Amerikan basını artık Putin'in açık ara öne çıktığını ifade etti. Bu çok önemliydi. Şimdi burada tabii bunun üzerine Obama ve Obama taraftarları bundan rahatsız oldu. Şimdi Obama karşı atağa geçecek. Niçin karşı atağa geçecek? Öncelikle kendi siyasi istikbali için bu kaybetmiş olma imajını ortadan kaldırması gerekiyor. Bu çok önemli. İkincisi, Amerika içerisinde de güç odaklarının kendi içerisinde çatışmaları var. Dolayısıyla Obama yönetimi ne yapıp ne yapıp kaybettikleri imajı yeniden elde etmenin gayretinde olacak. Bunu bir kere çok iyi tespit etmek lazım. Ve bu tespit çerçevesinde gelişecek olayları tahmin etmek, okumak veya ülkeler olarak ona karşı tedbir almak lazım. Yani dünya şu an çok ciddi bir diplomasi mücadelesine, çok ciddi bir üçüncü ülkeler üzerinden yarış yapma sürecine girmiştir. Şu çok net olarak ortaya çıkmıştır ki, Amerika Birleşik Devletleri, Obama yönetimi, Putin'in karşısında duramamıştır. Putin, Rusya, açık savaşta, birebir mücadelede Amerika'yı susturmuştur. Yani Suriye'de yaşanan olaylara, Suriye'deki mücadeleye bir iç savaş, bir iç muhalefet gözüyle bakmamak lazım. Biz şunu çok iyi biliyoruz. Suriye'de öldürülen Özgür Suriye ordusunun kimlik analizinde bu kişilerin çok azının Suriyeli olduğunu görüyoruz. Bunun kahir ekseriyeti pek çoğu yabancı. Çeçenistan'dan gelmiş, Türkiye'den gitmiş, Suudi Arabistan'dan gitmiş, Katar'dan gitmiş, oradan gelmiş, buradan gelmiş. Ciddi manada yabancılar var. Yani Suriyeli olmayan bir kesim var. Peki ne oluyor? Biz biliyoruz ki özellikle Afganistan ekseninde çok ciddi manada El-Kaide göçü var. Yani Suriye zemin olarak tespit edilmiş. Amerika orada hükümranlığını ispatlamak için ve iktidarını kaybetmemek için her türlü yola başvurdu, başvuruyor. Füze gönderdi, ajan gönderdi, adam gönderdi, blöf yaptı, gemi gönderdi ama Rusya her birine kendi koşullarını cevap verdi. Bunun üzerine Amerika çekinmek zorunda kaldı. Gelelim ikinci döneme. Şimdi ikinci dönemde üçüncü ülkelere dikkat etmek lazım. Üçüncü ülkeler üzerinden Amerika Suriye'deki ateşin dozunu arttırmak isteyecek. Peki burada kim kullanılacak? Kullanılacak olan kim? Maalesef AKP hükümetinin inadı yüzünden Allah korusun ülkemiz bu manada çok ciddi anlamda kaybedebilir. Şu an bizim risk katsayımız her geçen gün artıyor. Dikkat edin. Bugün mesela Amerika'da merkezi askeri karargahlarına bir tanesine saldırı olmuş. Basına baktığımızda böyle. Donanmada evet. Donanmada. Ya baktığımızda kardeşim bunun akli mantıklı bir izahı yok ki. Karşınızda Amerika var, donanmanın merkezi var. Ne 10 kişi saldırı yapacakmış. Bu anlamlı değil, bu mantıklı değil. Bunun izahı olmaz. Bu çok net bir provokasyondur. Ne provokasyondur? Amerikan bizzat kendinin icat ettiği provokasyondur. Yani terörün de bir aklı vardır. Muhalefetin de bir aklı vardır. Bir realite var. Mücadelenin de bir aklı vardır. Bir gerçek yüzü vardır. Bir, dikkatli bakmak lazım. İki, bakın işte deniyor ki Suriye helikopteri sınırlarımızı ihlal etti. İkaz ettik. Dinlemediler. Malatya'dan kalkan jetler füze ile bu helikopteri düşürdü. Suriye tarafına düştü. Dikkat etmek lazım. Çok dikkat etmek lazım. Şimdi Suriye tarafından yapılan açıklama var mı yok mu bilmiyorum. Ben duymadım, görmedim. Ama bu konuda Sayın Bülent Arınç'ın açıklaması var. Evet. Dışişleri Bakanı Davutoğlu'nun açıklamaları var. Bu açıklamalara bakınca insan biraz ürküyor. Açıklama aynen şu. Diyor ki Bülent Arınç,
Evet diyor, Türk uçakları tarafından helikopter vuruldu diyor. Devam ediyor. Üzülerek şunu ifade etmek istiyorum diyor. Yaşanan olaylar bizi isyan noktasına getiriyor. Ölen insanları hesaba katmak istemeyenler var. Kimyasal silahların ne kadarını verecek Esad bilinmiyor. Ve devam ediyor. Son cümle çok enteresan. Biz bize düşeni yapacağız. Ya kardeşim, Sayın Hükümet, Bülent Arınç hükümette çok etkin bir isim. Evet, Sayın Arınç öyle. Bülent Arınç diyor ki, yani Amerika ile Rusya anlaşıyor. Birleşmiş Milletler böyle bir savaşa ihtiyaç yok diyor. Hatta bugün Amerikan basında çıkan çok enteresan haberler var, makaleler var. Bu makalelere göre evet, Şam yakınlarında bir kimyasal silah kullanılmıştır. Ancak bu kimyasal saldırıyı muhalefet yapmıştır ve kimyasal gaz, sarin gazı, kimyasal maddeler Türkiye'den gelmiştir. Haber bu, yazı bu. Kısacası izleyicilerimiz girsinler internete, Amerikan basındaki haberin detayına baksınlar. Çok detaylı bilgiler veriyor. Şimdi burada konuşurken yani insan fazla da konuşmak istemiyor. Nihayet evet, yanlış yapan hükümet, yanlış yapan iktidar ama söz konusu olan bizim kendi ülkemiz, kendi insanımız. Herkes bu ülkede yaşıyor. Biz bu ülkede yaşıyoruz. Bizim ülkemizin de başına bir bela gelmesini arzu etmeyiz, istemeyiz. Zaten biz onun için konuşuyoruz. Aynı gemi içindeyiz. Evet. Gemi bizim gemimiz. Gemi bizim gemimiz. Biz millet olarak bu gemide yaşıyoruz. Kısacası, ya bu çok ciddi iddialar var ortada. Belki bundan hükümetin de haberi yok bu gelişmelerden. Ama işin realitesi var. Kısacası, demin bahsettiğim gibi, üçüncü ülkelerin başına şu an çorap örülüyor. Bizzat Amerika tarafından üçüncü ülkelerin başına çorap örülüyor. Şimdi Amerika'nın diplomasisi çok enteresandır. Bakın, uzun yıllar içerisinde Amerikan dostluğuna güvenilmez. Elini atar boynunuza, sağ gösterir, sol vurur. Hatta açar telefonu, sizin de telefon konuşması yapar güya, bir elde de beyzbol sopası tutar. Amerikan dostluğu böyle bir dostluktur. Bir elinde telefon hacesi vardır, diğer elinde beyzbol sopası vardır. Amerika böyle mi Amerika kardeşim? Yani ne yapıyor? Sağ eliyle sarılıyor, sol eliyle sopayı gösteriyor. Dolayısıyla bu zaman dilimine dikkat etmek lazım. Evet, kendilerine göre işte hükümet bir açıklama yapıyor. Şu sebepten dolayı biz işte helikopteri düşürdük diyor. Düşürdük diyor ama dolayısıyla bu manada hükümetin bütün bilgileri, bulguları çok net ortaya koyması lazım. İki, Suriye Devleti ile diplomatik ilişkilerini kesmemesi lazım. Bu manada ihtiyar halinde olması lazım. Neden? Çünkü biz biliyoruz ki Suriye Devlet Başkanı Esad, Türkiye sınırının belli bir kilometre berisine çekilmişti. Niye? Böyle bir provokasyon olmasın diye. Bakın, Esad akıllı bir diplomat. Böylesi bir provokasyon beklediği için Esad çok net hatırlamamakla beraber 30 kilometre içeri çekilmişti. Sınır benim kontrolümde değil diyordu. Neden? Türkiye'nin işte karşılıklılık ilkesini ben harekete geçireceğim, sınırı ihlal olduğu zaman vuracağım kararından sonra Esad geri çekilmişti. Sınır benim kontrolümde değil mesajını vermişti. Evet. Kısacası bu helikopter olayının da bir provokasyon olma ihtimali çok ama çok yüksek. Bu manada Sayın Arınç gibi biz de isyan eden noktaya geldik. Kimi isyan ediyor? Birleşmiş Milletler isyan ediyor. Amerika'ya isyan ediyor. Rusya'ya isyan ediyor. Herkese isyan ediyorlar. Ya sen kimsin ya? Senin ölçün ne? Hangi bilgiyle hareket ediyorsun? Sen Suriye'de olanları biliyor musun? Yaşananlardan haberin var mı? Böyle devlet idaresi olmaz. Bu olsa olsa milletin başını belaya sokar. Yetmedi, çok enteresan. Malumunuz işte Sayın Dışişleri Bakanı
Amerikan Dışişleri Bakanı gel dedi Dışişleri Bakanı'na. Paris'e gel dedi. O da gitti Paris'e. Biliyorsunuz Sayın Dışişleri Bakanı böyle huyları vardır. İnternetten izleyicilerimiz izleyebilirler YouTube'dan. Obama çağırır koşarak gider. Putin çağırır koşarak gider. Şimdi Kerry çağırdı gel dedi. Şimdi Paris'e gitti. Bir de şöyle çağırması da varmış. Yani. Enteresan. Yani enteresan. İnsan hakikaten bir vatandaş olarak üzülüyorum. Kahroluyorum. Nihayet bu insanlar bizi yöneten insanlar. Partileri bir tarafa. Ama ehil değiller. Bu kürsün, bu makamın adamı değiller. Bakın nasıl açıklama yapıyor. Çok enteresan. Arınç. Diyorlar ki işte soruyorlar. Efendim. Kimle işte görüşme yapıyorlar? Amerika var, İngiltere var, Katar var, Suudi Arabistan var. Bunlar kim? Bunlar muhalefet. Yani Amerika'nın yarenleri. Suriye'de savaş olsun isteyenler. Operasyondan yana olan ülkeler. Çok enteresan. Hem de Sayın Dışişleri Bakanları'nın toplandığı bir zaman diliminde o esnada sınırlarımız ihlal oluyor ve helikopter düşürülüyor. Davutoğlu diyor ki efendime söyleyeyim uluslararası kurallara uyulmazsa diyor efendim işte Halep'te olan, Bosna'da olan, Srebrenica'da olanları gördük diyor. Suriye'de daha fazla acının yaşanmaması için kanlı yöntemleri kullanan bu rejimin bu yöntemleri kullanmasının önüne geçilmelidir diyor. Yani ne demek? Biz Birleşmiş Milletler'in kararından, Amerika'nın, Rusya'nın anlaşmasından hoşnut değiliz diyor. Ve devam ediyor. Kimyasal silahların çözülmüş olması krizi ortadan kaldırmıyor. Biz kan davası devam ettireceğiz. Kriz ortadan kalkmadı diyor. Biz barış istemeyiz. Böyle olmaz diyor. Ya kriz diyor. Kimyasal silahlar kullanılmadan daha da tırmanabilir. Yani diyor ki mesaj veriyor. Dikkat et etki altında. Dışişleri Bakanları ile beraber toplanmışlar, konuşmuşlar. Şuur altında bir gerçek var. O gerçeği Sayın Davutoğlu ifade ediyor. Diyor kriz tırmandırılacak. Kimyasal silah olmasa da kriz tırmandırılacak diyor. Bakıyorsunuz ki toplantı olurken bir taraftan Amerika'da donanmaya saldırı oluyor. Bir taraftan Türkiye sınırı ihlali oluyor. Allah Allah ne oluyoruz ya? Kısacası artık milletimizin ve devletlerin karnı böyle provokasyonlara tok. Böyle aldatmalara, kandırmacılara artık gelmez. Niye gelmez? Çünkü artık dünyada teknolojinin geldiği bir nokta var. İletişimin geldiği bir nokta var. İnternetin geldiği bir nokta var. Hiçbir şey gizli saklı değildir. Her şey açık ve nettir. Her şey açık ve nettir. O yüzden sakın ha. Başkası yanlış yapabilir. Biz ona karışmayız. Yapmalarını arzu etmeyiz. Ama sakın ha bu milletin askerinin üzerinden, bu milletin Türk devletinin varlığı üzerinden, Türk milleti üzerinden politika yapmayın. Hele Amerika istiyor diye, hele Obama'nın dünya liderliği için, Amerika'nın Rusya karşısındaki yenilgisini engellemek için sakın ha ülkeyi riske atmayın. Kötü kokular geliyor, onu ifade edeceğim. Kötü kokular geliyor. Bunu ifade etmek istiyorum ve milletimizin bu konuda ayık ve uyanık olmasını rica ediyorum. Evet, Sayın Kepekçi haftanın sohbetinde en kritik konuya değindi. Bu herkesin görmesi gereken bir mesele olduğunun altını çizdi. Sayın Kayıcı, sizlerin de son notlarını alacak olursak. Aslında Ahmet Bey güzel ifade etti. Yani bence düşürülen helikoptere bakmak lazım. Nereye ait olduğunu görmek lazım. Çünkü gerçekten yani bir Dışişleri Bakanı Amerika'nın, İngiltere'nin, Fransa'nın geri adım attığı bir dönemde, bir zamanda yani kimyasal silahların da temizlenmesi noktasında Amerika ve Rusya'nın antak kaldığı böyle bir ortamda şimdi bir Dışişleri Bakanı'nın savaş çığırtkanlığı yapmasını anlamak mümkün değil. Şimdi böyle bir ortamda savaş çığırtkanlığı yapıyorsa hatta uluslararası kurallara uymalıdır yani uyulmadı anlamında. Sayın Davutoğlu'nu atlatmak lazım. Birleşmiş Milletler'in kararı olmadan peki senin iştahın neydi? Birleşmiş Milletler'e rağmen efendim bütün Amerika'yı ve diğer Fransa ve İngiltere'nin
ben gerekeni yaparım yeter ki siz beni destekleyin diyen Davutoğlu değil miydi? Ya onun için kesinlikle Ahmet Bey doğru söyledi. Bu ülkenin sırtından bunların inmesi lazım. Ya böyle bir şey olamaz. Yani sizi bu millet getirmiş olabilir. Ama bu kadar milletin üzerine çıkıp başında horon oynamanın manası yok. Bu millet savaş istemiyor ya. Amerikan askeri savaş istemiyor. Biz de istemiyoruz. Ve niye savaşacağız? Kim adına savaşacağız? Yani bize baştan bu tarafa bir düşünsün. Yani bizi izleyenler lütfen ön yargılarını bir tarafa koyarak söylesinler. Ya Suriye bizim topraklarımız mı işgal etti? Tam tersi. Esad döneminde biliyorsunuz tarihten gelen bir Hatay problemimiz vardı. Onu çözdü. Tamam dedi, istediğiniz gibi olsun dedi. Ondan sonra Sayın Başbakan çoluk çocuğuyla, torunuyla, bakanlarla beraber sarayda yani öyle güzel tablolar verdiler ki sarmaş duraş oldular. Peki ne oldu? Suriye bize savaş mı açtı? Suriye bize füze mi gönderdi? Bizim topraklarımıza tecavüz mü etti? Ne yaptı Suriye ya? Çok acı bir tabloyu da burada hemen hatırlatmak istiyorum. George Bush buraya geldiğinde Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'de o ziyaretlerin bir tanesinde Cumhurbaşkanı sıfatını koruyordu. Kendisine yapılan şu telkine Suriye'ye gitmeyin, ziyaretinizi erteleyin ama Suriye bizim komşumuz diyerek cevap verişi akıllardan çıkmıyor. Bir tabloyu şundan dolayı izah ettim. Geçtiğimiz aylarda çok önceden yakın tarih diyebiliriz. Sergey Lavrov Rusya Dışişleri Bakanı Suriye'ye gittiğinde her tarafta Rusya ve Suriye bayrakları vardı ve Rusya bayraklarıyla karşılandı. Daha önce Ahmet Necdet Sezer George Bush'a bu tavrı koyup kendisi gittiğinde her tarafta Türk bayrakları vardı. İnsan şunu da söyleyebiliyor. Keşke yine Türk bayrakları olsaydı orada. Keşke bu yönde bir şekillenseydi. Yani biraz önce ifade ettik ya yani daha doğrusu bu hükümetin dış politikasının ya bir şey söyleyeyim. Şu anda Türkiye'nin çok ciddi problemleri var hocam be. Ya yani Türkiye'nin konuşmamız gereken, çözülmesi gereken çok birikmiş problemleri var. Niye hükümet kendi meselelerinden, kendi problemlerinden ısrarla kaçıyor? Niye kendi gerçeklerimizle yüzleşmekten kaçıyor? Tamam, çözümü olamayabilir, projesi olamayabilir. Ama en azından bu problemde cebelleşirsin, mücadele verirsin. Sağdan soldan akıl alırsın. Ama ülke elden gidiyor. Düşünebiliyor musunuz? Bir bakan ifadesine. TC, Türkiye Cumhuriyeti ne bileyim ne bakanlığı. TC'yi kaldırıyor. Gerekçe şey diyor, tablo diyor, şeydi diyor. Küçük olduğu için yer Türkiye Cumhuriyeti şeyse sığmadı. Gönüllere de sığmıyor demek. Başka bir yerde bakıyorsunuz. Bir Güneydoğu'da veyahut da Güney'de bir düğün olacak. Aman ha burada Türk bayrağı açmayın. Burada farklı şeyler var. Ayrıma, kamplaşma neden olur. Ya ne noktaya geldik biz? Yani bu ne demektir? Türkiye'de kelimenin tam manasıyla bu dönemde toplumsal barış bozulmuştur. Ve her an kardeş kanı dökülecek ve dökülen bir noktaya gelmişiz. Ekonomimiz batmış, dibe vurmuş. Bu gerçeklerle nasıl, ne zaman ilgilenecekler bunlar? Yani Amerika'nın Irak'a girdiği gibi biz bir yalan söyledik. Hatırlayın Amerika Dışişleri Bakanı ne demişti? Biz bir yalan ürettik. Dünya kamuoyuna kabul ettirdik. Ve Irak'ı işgal ettik. Şimdi Amerika'nın ikinci bir yalanı uğruna Türkiye bütün Müslüman komşularla düşman oldu. Ve bu düşmanlık neticesinde yapayalnız kaldı. Yapayalnızsa da kutsal yalnızlık diyerek tavrını Hristiyanların yanında koymuş oldu. Onların safında yer almış oldu. Onun için bütün bu problemleri ortadan kaldırabilecek peki bu ülkenin çözümü var mı? Hiç bunu da konuşmamız lazım. Aslında bu programın en güzel yönü de bu. Evet, bu ülkenin bütün bu ekonomik, siyasi, kültürel, dış politika, terör, bütün bu problemleri var, doğrudur. Ama şuna inanarak söylüyorum. Profesör Doktor Haydar Başbey'in milli ekonomi modeli ve bu modelin sosyal uygulaması olan sosyal açılımı olan projelerini Türkiye uygulamaya koysun, yemin ederek söylüyorum bu ülkenin bütün problemleri bir yılda biter. Yani bunu zamanımız yok. Saatlerce konuşup bunu ispat etme biz her ortamda hazırız. Bir şey söyleyeyim. Vatandaşlık maaşı, ev hanımı maaşını devreye koysunlar, terörü bitirirler. Ve terörü besleyen arkadaki güçler iyot gibi açığa çıkar.
Bu sefer sorunun çözümü de daha kolay olmuş. Bir tane söyleyeyim. Şimdi zamanımız yok. Sürekli programın vakti doldu diyorsunuz. Bir şey demiyorum ama yani ülkemizi seviyoruz. Ülkemiz adına derdimiz var. Kesinlikle. Çözümlerimiz var. Bizim heyecanımız bu. Hı-hı. Allah Haydarbaş hocamdan razı olsun ki bu ülke meselelerini çözebilecek, her şeye rağmen altından kalkabilecek elimize böyle bir mucizevi, yani böyle her şeyi yanlış giden her şeyi ters üst edebilecek bir eser ve bir çözüm Türk insanına, bütün insanlığa bahşettiği için. Bakın bugün Rusya aldı, bugün tam uyguluyor. Bu yoldan Hindistan devam ediyor, bu yoldan Çin devam ediyor, Brezilya devam ediyor. Ve şu anda artık meydan okuyorlar. Biz diyor milli paralarımızı uygulayacağız ve biz IMF'ye alternatif bir şey kurduk, fon kurduk. Bütün diyor az gelişmiş ülkelere para vermeye de hazırız. Amerika'nın korkusu bu. Amerika'nın eceli yaklaşmış. Yani iki ayağı bir ayağı değil, iki ayağı çukurda şu anda Amerika. Çok teşekkürler, Sayın Kayacı ve Sayın Kepekçi. Bizlerle beraber oldular. Sayın seyirciler, bir haftanın sohbetinde daha buluşmak ümidiyle. Hoşçakalın.